Sağlığım için her şeyin bu bölümünde beyin tümörlerini ve beyin tümörlerinin cerrahisindeki gelişmeleri konuşacağız. Bu konuda bize alanında uzman bir hekim bilgi verecek. NP İstanbul Beyin Hastanesi Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi uzmanı ya da diğer adıyla nöroşirurji uzmanı Profesör Doktor Kaya Aksoy, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Sohbetimize birazdan başlayacağız. Ancak belki sorusu olan izleyicilerimiz olabilir. Öğrenmek istedikleriniz ya da katkılarınız bulunabilir. İletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Bugünkü konumuz özellikle beyin tümörü ameliyatlarındaki gelişmeler. Ancak öncelikle biraz ben sizle sohbetimize beyin tümörleriyle başlamak istiyorum. Beyin tümörü dediğimiz nedir? İlla her tümör kanser midir, habis midir düşünüldüğü, endişe edildiği gibi. Bir de beyin tümörlerinin görülme oranı nedir? Kadın, erkek, yaş açısından ne oranda fark ediyor? Evet. Beyin tümörleri dediğimizde tabii bir kısmı iyi huylu, bir kısmı kötü huylu tümörler var. Kötü huyluların bile kategorileri var. Birinci kategori, ikinci, üçüncü, dördüncü olmak üzere. Giderek bu kategorilerde rakam arttıkça o tümörün veya o urun, halk arasında söylenen tarzıyla yayılımı, gelişimi ve aynı zamanda hızlı oluyor ve tedavisi de zor oluyor. İyi huylu tümörlerde tamamen sınırları belirli. Beyin dokusundan rahatlıkla ayrılabilen, sıyrılabilen, büyümeleri daha yavaş olan tümörler. Ama bu iyi huylu tümörleri dediğimizde her iyi huylu tümörü tabii tamamıyla çıkartamıyoruz. Bazen bu iyi huylu tümörün yapışık olduğu damar veyahut da sinir veyahut da beyin dokusundan sıyrılmasında eğer bir sakatlık doğuracak gibi bir problem olacaksa o zaman hani kaş yaparken göz çıkartmayalım hesabı. Önce zarar vermemeyi esas edinerek bu tümörün bir kısmını bırakmak zorunda kalıyoruz. Bazen iyi huylu tümörlerde de yine ek olarak gamma knife, cyber knife veyahut da konvansiyonel radyoterapi cihazlarını kullanmak suretiyle ve aynı zamanda bazı ilaçları bazen kullanmak suretiyle tedaviye ek manipülasyonlar yapıyoruz. Tümörler beynin her tarafında oturabiliyorlar. Bulundukları yerlere göre değişik belirtiler veriyorlar. En başta tümörlerde herkesin merak ettiği şey, yani beynimde tümör olursa ne olur da başlangıçta bizim kapalı bir kutunun içerisinde yer alan bir beyin dokusu olduğu için gidebileceği bir yer yok. Dolayısıyla içeride kendisine ait olmayan bir kitlenin yarattığı basınçla beyindeki sıkışma beyin zarının gerilmesine neden oluyor ve bu gerilme de baş ağrısına neden oluyor. İlk belirtilerden bir tanesi baş ağrısı. Ama bu her baş ağrısı bir tümör barındırıyor, her tümörün etkisiyle oluyor diye bir şey yok tabii. Şimdi hemen araya girmek istiyorum. Baş ağrısı çünkü toplumda da çok yaygın bir problem. Strese bağlı baş ağrıları var, kadınlarda migren var. Bu tür açıdan baktığımızda tümör diye kuşkulanabileceğiniz baş ağrılarının belli bir niteliği var mı? Baş ağrısının özellikle aynı yerde devamlılık arz eden, yani bizim paroksismal dediğimiz muntazamlık arz eden bir baş ağrısı olması lazım başlangıçta. İlaçlarla, ağrı kesicilerle giderilememesi lazım. Baş ağrısının özellikle çocuklarda sabahları daha ziyade çocuklarda baş ağrısı sabahları olur ve ardından bulantı kusmalar da baş ağrılarına eşlik eder. Böylece devamlılık arz eden belirli bir yerde işaretle gösterebileceğiniz, parmağınızın ucuyla gösterebileceğiniz bir şekilde buram hep ağrıyor derseniz yanına da bulantılar, kusmalar eklenirse, ağrı kesicilerle bunlar giderilmiyorsa o zaman altında yatan nedeni mutlaka araştırmak lazım. O zaman mutlaka bir hekime başvurmak gerekiyor. Peki şimdi ben tabii baş ağrısı deyince hemen araya girdim. Beyin tümörlerinin baş ağrısı dışında bulunduğu bölgeye göre başka belirtilerini anlatacaktınız. Tabii. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu tümörler beynin ön tarafında, arka tarafında, yan taraflarında veyahut da kaide taraflarında bulunabilirler. Bulundukları yerlerde beyinden çıkan sinirlere baskıyla o sinirlerin felçlerine neden olabilirler. Beyinden 12 tane sinir çıkıyor.
Bu 12'sini bütün vücudun bütün fonksiyonlarını idare ediyor. Bunların çekirdeklerinin olduğu beyin sapı dediğimiz yerlerdeki tümörler daha tehlikeli tümörler. Kaidede kafaya yapışık, kafa kemiğine yapışık olan tümörler, çıkartılması zor olan tümörler. Diğer tümörlerde bizim beyinde bir nevi yüzümüzün, elimizin, vücudumuzun şekliyle motor bölgemiz var. O motor bölgede el bölgesine bastıran bir tümör öncelikle sol sağ taraftaysa diyelim, sol elde bir problem yaratacaktır. Çapraz yollar dolayısıyla. Bazen hissi tarafta olursa bir tarafta uyuşukluk duyacağız. Bazen kelimeleri bulmakta güçleneceğiz. Bazen görmemizde bir problem olacak. Bazen yanlarımızı göremeyip sadece buruna bakan taraflarımızı görebileceğiz gibi değişik değişik belirtiler çıkabilir. Bazen bu belirtileri biz matematik gibi toplar, hani burada şu olursa artı şu bulgu olursa tümör şuradadır diyebileceğimiz şekilde tümörlerin yaratmış olduğu bazı toplam bulgu yumakları vardır. Onları bulduğumuzda biz MR'ını görmeden şurada bir şey mutlaka vardır diyoruz. Tabii eskiden bu şikayetlere göre, bu nörolojik muayeneye göre hastaları değerlendirmek çok daha zor olurdu. Elimizde sadece bir gözlü bir alete, bir çekişle kahramanlık yapmaya çalışırdık. Ama silah icat oldu, mertlik bozuldu gibi. Şimdi tomografi ve MR gibi elimizde çok güzel makineler var. Ardında bütün vücudu tarayabilecek ve aynı zamanda metabolik aktivitelerini gösterebilecek PET dediğimiz cihazlar var. Artı elektrofizyolojik bir takım muayene metotları var. Bunlarla biz neyin nerede olduğunu rahatlıkla bulabiliyoruz. Bizimki biraz değişik bir organ, beynin yapısı. Doğru. Yuvarlak bir kutu içerisinde Tanrı'nın en iyi muhafaza edilmesini istediği için öyle bir yere koymuş ki hiçbir şekilde zararlanma imkanı yok. Ancak tabii trafik kazalarında bu kafatasını çatlattığımız zaman problemler çıkıyor. Böyle bir organın içerisindeki bir nokta şeklinde veyahut da bir leblebi şeklindeki bir lezyonu, bir problemi bulmak için bazı metotları kullanmamız lazım. Bu ne metot, gibi mesela? Burada onun hesabı çok önemli. Yani bir yerdeki bir noktaya yanlışlıkla 5 derece eğim verip de fazladan eğim verip gitmeye kalkarsanız o esas problemin yanından teğet geçip gidersiniz ve onu görmeden geçersiniz. Yuvarlak bir topun içerisindeki bir noktayı bulmak için değişik yerlerden o noktayı bulabilirsiniz ama en az zarar vereceğiniz yerden beyni fazla tahrip etmeden girmeniz lazım. Onun için de hesaplama metotlarını kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi ultrasonlar. Ultrasonları biz ameliyat sırasında beyin yüzeyinde de ultrasound aletlerini kullanmak suretiyle tümörün nerede olduğunu bulabiliyoruz. Veyahut da daha önce filmleri çekip bu filmleri yükleyip aynı zamanda bizim mikroskopumuzun ve aletlerimizin görebileceği şekilde 3 boyutlu ortamda koyduğumuz aletlerle tümörün üzerine geldik mi gelmedik mi, filmdeki tümör nerede, gerçek yatan hastanın üzerindeki tümör hangi istikamette diye daha evvelden hesaplayıp o yere çok küçük bir kesiyle girip çok küçük bir kemik parçasını alıp en az invaziv bir metotla ve fazla tahrip etmeden, dokuları tahrip etmeden o esas lezyona ulaşabiliyoruz ve onu kolaylıkla çıkartabiliyoruz. Bu konuda mikroskopun büyütme özelliklerinden, mikroskopun aynı zamanda bu navigasyon özelliklerinden, aynı zamanda endoskopla da derinlerde çalışma imkanını bulabiliyoruz. Eskiden mikroskopla çok zorlandığımız, hani arkadan baktığımızda beynin ortalarına giden 10-15 santimlik mesafedeki tümörlerde, şimdi endoskopun ucunu, çubuğunu sokmak suretiyle karşımızdaki televizyon ekranına bakıp yanımızdaki hemşire veya teknisyenlerin gördüğü biçimde aynı şeyi görerek rahatlıkla o ekrana bakıp ameliyatları yapabiliyoruz. Robotik cerrahi yine beyin cerrahisinde var. Robotik cerrahi ile hesaplama işleri ve mikroskopun nereye geldiğinde, onun ışığının nereye gösterdiğini görmek suretiyle tümöre çok kolay ulaşma imkanlarımız var. Bunlar hep beyin tümörlerinin cerrahi tedavisindeki gelişmeler değil mi? Evet. Eskiden daha zordu bu işler. Yani bizim bir tümörü hesap etmemiz, onun nerede olduğunu bulmamız için değişik yöntemler kullanırdık. Ama bu değişik yöntemlerle de tahmini bir takım şeyler, işte şurada olabilir tümör deyip büyüklüğünü bile bilmeden oraya doğru giderdik. Bazen çok yanlışlıklar yapılırdı. Bu sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada yapılan teşhis ve tanı yollarının çok eski ve klasik olmasından doğan bir problemdi. Bazen girilirdi, tümör bulunamazdı. Ondan sonra tekrar
çıkılırdı, tekrar hasta ya tetkikler yapılırdı, değişik tetkikler. Bu tetkikler hem hastayı çok yorardı hem de doktoru çok yorardı. Yani biz öğleden sonra iki hastayı ancak tetkikini bitirir de ameliyata hazırlardık. Şimdi bir öğleden sonra da 30 tane hastanın MR'ını çekip rahatlıkla onların içerisinde hangisi tümör hangisi değil, kim nerede diye rahatlıkla bunları söyleyebiliriz. Bu tabii teknolojinin getirdiği kolaylıklar. Tabii. Özellikle beyin cerrahisinde hem cerrahi tekniklerdeki anlattığınız şekilde gelişmelerden hem de görüntüleme tekniklerindeki gelişmelerden tabii. faydalanıyorsunuz. Peki bunun sonucunda yapılan ameliyatlarda aslında biraz anlattınız ama ben biraz daha farklı birkaç soru daha soracağım. Hastaların iyileşme sürelerine, taburculuk süreçlerine, işlerine dönme sürelerine, ameliyatta geçen süreye, yoğun bakımda kalma sürelerine bu tür gelişmelerin nasıl bir katkısı oldu acaba? Bu teknolojik imkanlar söylediğiniz, sorduğunuz sorularda büyük bize yenilikler getirdi. Ve bu açımsamalarda hem ekonomik açıdan hem de hastaların sıhhat kazanmalarının sürelerinin kısalması açısından bize çok büyük avantajlar getirdi. Biz hastaların hastanede kalma sürelerini azaltmış oluyoruz. En basit ciltte bir kesi yapacaksak, hani 7 santimlik bir kesi yapacağımıza 3 santimlik bir kesi yapıp o kesten rahatlıkla girip çok ufak bir yerden müdahale edip kapatıyoruz. Bizim ameliyat ettiğimiz hastayı hastanede görseniz o hastanın beyin cerrahisinde mi ameliyat olduğu yoksa herhangi bir ortopedide mi başka bir branşta mı ameliyat oldu veya dahili bir hasta olup olmadığını anlayamazsınız. Çünkü saçlarını kesmiyoruz. Hasta ertesi gün yine saçlarını gayet güzel tarayıp koridorda rahatlıkla gezebiliyor. İki günde bir problemi yoksa hemencecik hastayı bir an evvel hareketlendirip ondan sonra da evine gönderiyoruz. Aslında bu herhalde saçların kesilmemesi de hastalara en azından moral yönünden de bir avantaj getiriyor. Şunu sormak istiyorum. Bundan 15 yıl, 20 yıl öncesine baktığınızda beyin cerrahisinde beklenen komplikasyonlar neydi? Mesela ben hep şunu duyuyorum. Bize de böyle sorular geliyor. Eşime beyin ameliyatı önerdiler. İşte çocuğuma. Acaba felç riski nedir beyin ameliyatlarındaki diye ya da başka riskleri nelerdir ve günümüzde bu uygulanan teknolojiler sayesinde beyin cerrahisinde olası meydana gelme riski bulunan riskler, komplikasyonlar ne ölçüde azaldı? Şimdi filmlerde bazen görüyoruz hastaların işte kafatasındaki hastaların demişim filmlerdeki kişilerin kafatasını kesiyorlar ondan sonra beyin açığa çıkıyor hatta Hannibal'ın filminde beyinden bir parçayı alıp da kendi esir ettiği kişiye yedirecek şekilde. Bizde bir nevi uyanık kraniyotomi dediğimiz uyanık ameliyatlar yapıyoruz. Yani hastayla konuşuyoruz. Biz perdenin arkasında beyinde ne varsa beyindeki tümörünü çıkartmak için uğraşıyoruz. Hastayla da o arada konuşabiliyoruz. Elini kaldır diyoruz veya elindeki objeyi sıkıp oradaki ses çıkaran objeden ses çıkmasını arzu ediyoruz. Hastanın o arada nöbet geçirip geçirmediğine bakıyoruz. Ve aynı zamanda uyarıcı bir takım elektriksel uyarıcılarla hastanın önümüzde gördüğümüz beynin parçasının vücudun hangi tarafına hükmettiğini rahatlıkla görebiliyoruz oraları uyarmakla. Aynı zamanda elektrofizyolojik çalışmalarla monitör sistemine hastanın motor sisteminin aynı zamanda hissi sisteminin göstergelerini o monitöre naklederek o monitörün başındaki teknisyenin nörofizyoloğun bize en ufak bir yere dokunduğumuzda ne olduğunu söylemesini istiyoruz. Dolayısıyla hastanın motor fonksiyonlarını yani el, kol felçlerini engellemeye yönelik kendimizi koruyucu önlemler alıyoruz. Bu çok önemli. Uyanık yapılan ameliyatlar, aynı zamanda ameliyatta kullanılan elektrofizyolojik çalışmalar, aynı zamanda beynin haritalanması ameliyat sırasında bizim nereye dokunup nereye dokunmayacağımızı bilmemizi oluşturuyor. Dolayısıyla da hastada oluşabilecek komplikasyonları minimale indirgemiş oluyoruz. Şimdi bir de tabii çocuklara uygulanan beyin ameliyatları var. Annelerin, babaların en büyük zaten endişesi de eğer çocukları bir ameliyat geçirecekse, hele beyin ameliyatı geçirecekse, siz de yıllardan beri bu işin bir uzmanı olarak çok bu konudaki endişelere tanık olmuşsunuzdur. Peki bu yeni teknikler çocuk beyin cerrahisini nasıl etkiledi? Ben Uludağ Üniversitesi kökenliyim. Uludağ Üniversitesi'ndeki çocuk beyin cerrahisinin kurucusuyum. Ve bu Türkiye'deki en modern çocuk beyin cerrahisi kliniğidir. Uludağ Üniversitesi'ndeki ilk kurulan çocuk beyin cerrahisi kliniği.
bayağı emek gerektiriyor. Çocuk bir kere herkesin görüşünün aksine çocuk büyüğün küçültülmüş bir hali değil. Hı hı. Aynı zamanda erişkin de hani geriatri dediğimiz çok yaşlı popülasyonun çok yaşlı popülasyonu da hani bizim popülasyonu eşleştirmemek lazım. Çok farklı. Hem yaşlılık farklı hem de çocukluk çağı çok farklı. Evet. Onun için çocukluk evet. Apayrı bir şey. Çocuğa çok ayrı özen göstermek lazım. Çocuk ihtisasını yapmak için, çocuk konusunda uzmanlaşmak için bir kere ameliyat yapmakla çocuk uzmanıyım ben de çocuk beyin cerrahisini yapıyorum deme imkanı yok. Bayağı üzerinde durmak lazım. Çocuklarda çok önemli. Çocuklarda işin tuhaf tarafı hep kötü tümörler daha fazla çıkıyor. İyi tümörler değil de daha kötü karakterli tümörler açığa çıkıyor. Ve bazılarında maalesef ne yaparsak yapalım, ne kadar çıkartırsak çıkartalım ömürlerini uzatamıyoruz. Özellikle onların arka çukur dediğimiz kafamızın art bölgesindeki tümörleri erişkinlere nazaran daha fazla. Erişkinlerde orada beyinciğin ve beyin sapının olduğu yerin daha üst tarafındaki tümörler erişkinlerde fazla. Çocuklarda bir de dinleyenlere kulaklarına küpe olması hı hı. ve aynı zamanda okul çağına giden çocuklarda daha titiz davranmaları açısından çocuklar bazen okula gitmemek için karın ağrısı, bulantı, kusma hı hı. vesaire gibi mazeretler uydururlar. Ama ardı ardına sabahları baş ağrısı ve bulantı kusması olan çocuklarda okula gitmemek için naz yapıyor veyahut da değişik semptomlar gösteriyor diye anne babaların davranmaması lazım. Bunları titizlikle özellikle sabah kusmalarını, bulantılarını değerlendirip mutlaka bunu bir doktora göstermeleri aslında lazım. Aslında çok önemli anne babalara farkındalık için bir mesaj verdiniz. Süremizi aştık ancak biz ATV Avrupa olarak Türkiye'de de seyredildiğimiz gibi dünyanın dört bir yanında da izleniyoruz. Özellikle yurt dışından hem yabancı hastalar hem Türk hastalar da beyin ameliyatları için geliyorlar. Daha çok hangi ülkelerden hastalar geliyor beyin ameliyatı için? Ve Türkiye'de beyin ameliyatı olmanın yurt dışında yaşayan bir hasta gibi hastalar için ne gibi getireceği kolaylıklar vardır? Çok kısa rica edeyim. Biz beyin cerrahisi olarak Türkiye genelinde Türk Nöroşirurji Derneği'nin 1800'e yakın aşağı yukarı üyesi var beyin cerrahı olarak. Uzman ve profesör doçent hepsi işin içerisinde. 220'ye yakın da profesör ve doçentimiz var. Türkiye'de beyin cerrahisinin seviyesi bayağı yüksektir. Ve beyin cerrahisinde yapılamayacak herhangi bir şey yok. Aşağı yukarı 1998'lerden sonra Türk Nöroşirurjisi'nin dışarı açılımı çok iyi olmuş. Ve dışarıdan eğitimini alıp gelen nöroşirurjenlerin buradakileri de eğitmesi suretiyle Türk Nöroşirurjisi bayağı bir zirve yapmış durumda. Eskiden bazı şeyleri yapamıyorduk çok eskilerde ama şimdi Türkiye'de her şeyi yapabiliyoruz. Hı hı. Dışarıdan çevre Romanya'dan tutun Bulgaristan, İngiltere, hı hı. Almanya aynı zamanda şeyden Doğu bölgesinden Afganistan'dan tutun İran, Irak, Suriye ve aynı zamanda Rusya'dan bayağı hasta geliyor bize. Bu hastaları biz burada tedavi ediyoruz. Neredeyse şimdi turizm açısından sağlık turizmi oluştu ve bu sağlık turizminde de kalp cerrahisi ve beyin cerrahisi ön planlarda gidiyor. Bu da Türkiye açısından çok yüz güldürücü bir şey. Ben çok teşekkür ederim. Aynı şekilde tabii ki Türkiye'de aslında branş hastaneleri de oluyor. Sizin çalıştığınız beyin hastanesi gibi. Hep bunlar gerçekten Türkiye'de gerek devletin gerek özel sektörün bu tür çalışmaları ve siz hekimlerin katkılarıyla Türkiye dünya tıbbında da gerçekten hani önemli bir yer sahip oluyor. Çok sağ olun sağlığım için her şeye çok katıldığınız için. Sağ olun. Sevgili izleyiciler belki sorularınız olabilir. Bu yüzden hemen iletişim bilgilerimizi ekranlarımıza getiriyoruz.